Son dakika gelişmelerini görüyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu gazetecilerle yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi ve Tele1 muhabiri Engin Açar da o toplantıyı takip etti, sorularını sordu. Toplantıdan neler yansıyor? CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu özellikle son günlerde gözlerin odaklandığı Ahlatlı Bel'deki İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le görüşmesine dair soruları da yanıtladı ve bu sorulara ilk kez cevap verdi. Biz zaten sürekli olarak bir araya geliyoruz dedi CHP lideri. İkili görüşmeler, üçlü görüşmeler veya telefonla sürekli görüşmeler aramızda gerçekleşiyor. Bir grup medya bu görüşmeleri yadırgayabilir ama bu zaten demokraside olması gereken bir şey. Biz ortak bir söylem geliştirmeye çalışıyoruz. Aramızda hiçbir gerginlik yok diyor CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Aramızda fikir ayrılıkları illaki oluyor. Zaten toplanma amacımız da bu ayrılıklar üzerinde ortak bir söylemde buluşabilmek. Görüşme için çıkan haberler ve söylemler belirli bir gücün toplumun aklını karıştırma çabasıdır vurgusu da yapıyor. Tekrar altını çizelim. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ahlatlı Bel zirvesiyle ilgili, yani İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya geldiği o görüşmeyle ilgili aramızda hiçbir gerginlik yok açıklaması yaptı. Görüşmeden sonra gelen en net açıklama CHP liderinden, fikir ayrılıkları illaki oluyor, zaten toplanma amacımız da bu ayrılıklar üzerinde çalışmak, ortak bir söylemde buluşabilmek. Görüşme için çıkan haberler ve söylemler belirli bir gücün toplumun aklını karıştırma çabasıdır diyor. Ve İmamoğlu'na yargı ablukası başlığı ile ilgili de hem İmamoğlu'na verilen ceza hem kayyum atanma ihtimali, bu da Kemal Kılıçdaroğlu'na soruldu. Bir kez daha seçim çağrısına gelen eleştiriler de soruldu. Kılıçdaroğlu diyor ki İmamoğlu'na engel olmak istiyorlar, saf dışı bırakmak istiyorlar. Bir seçimi kazandık, yedirmediler, iptal ettiler, ders almadılar. İkinci seçimde fark daha da arttı, yine hüsrana uğradılar ama hala ders almamışlar. Kaybedince biz İstanbul'a ihanet ettik, İstanbul'u talan ettik diye kendileri belirtti. Şimdi tüm söylemlerin unutuldu, tüm yapılanlar görmezden geliniyor. Bir kez daha hukuksuzlukla İmamoğlu'na engel olmak istiyorlar, İmamoğlu'nu saf dışı bırakmak istiyorlar. Yüreğin yetiyorsa gel kardeşim dedi Kılıçdaroğlu, yeniden yapalım ben de. İl ve ilçeler seçimlerini tekrarlayalım demişti, yeniden yapalım demişti. Yüreğin yetiyorsa gel yeniden yapalım dedim. Her fırsatı veriyorum, boyunun ölçüsünü alsın istiyorum. Ben vatandaşımın vicdanına güveniyorum, haksızlığı görüyorlar. Tekrar seçim çağrısı yaptığını da belirtiyor. Peki EYT konusuna da geçelim mi şimdi? EYT, Erdoğan seçimi kaybetsem de yokum demişti. Artık galiba bir seçim yatırımı olarak kendisi evet dedi, açıklamasını yaptı. Erdoğan artık seçimi kaybedeceğinin farkında dedi CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Ona